seni melek sanmıştım, olmuşsun kahpe. Ebisinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yani Northgard oynayacağım. Bir yandan da sohbet muhabbet edeceğim. Yani şu anda aklımda niye saçma sapan sorular geldi lan? Girişte bunun devletin yanında mı olacaksın, hain mi olacaksın? Devletin yanında mı olacaksın, hain mi olacaksın? Devletin yanında mı olacaksın, hain mi olacaksın? 3v3. 3v3 ve takım arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Yani bu maçı alacağımıza inanıyorum. O yüzden de keyifli, güzel bir oyun olmasını istiyorum. Alamazsak da canımız sağ olsun. Yani keyifli bir oyun olsun, rekabetçi bir oyun olsun. Bu benim için yeterlidir. Durun bir dakika. Bir haber geldi telefonuma da. Aa, dur bir dakika lan, bu ters kelepçe yapar mı? Ulan biraz garipmiş. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, işte Kızılay'ın ahbaba çadır satışı olayı var ya arkadaşlar, onun hakkında açıklama yapmış. Bunu para karşılığı aldı diye ifade etmek yerine Kızılay bu dağıtımı organizasyonunu o sivil toplumuna devretti diye düşünmek daha doğru olur. Abi sinirleneyim mi ya? Oğlum bu nasıl açıklama? Önce de yeter arkadaşlar. Yeter Sinan abi, in aşağı diyorum sana ya. Ağzın katrın varsa in aşağı, bırak şunları ya. Ya bir dakika dur, konuş oğlum, konuş. Ya bunu konuşmasın, konuşsan olacak. Sinan abi bırak diyorum sana bak. Sinirlenmeye başladım bak, bırak. Ya ben ondan sonra aslında dur bir dakika, burada biraz kesinti yapacağım arkadaşlar. Çünkü emin değilim ilk başta konuştuğum şeyleri de. Ya ben Kızılay'a baktım hani bu olaydan sonra. Kızılay aslında sitesine falan girince özel şirket gibi görünüyor. Yani satış alıp yani çünkü Haluk Levent de çıkıp TV'de de söylemişti. AFAD da Ahbap da oradan satın alıyormuş. Ama halkın tepkisi, yani Kızılay neden satış yapıyor? Ya zaten detayına indiğinde biraz kanın donuyor. Hani ben sadece bu haberlere bakarak söylüyorum Sayın Savcım. Yani ben Kızılay'ın bilmiyorum, ben okuduğum Twitter haberleri belki yalandır. Bilemiyorum, emin değilim. Sadece bunu belirtmek istedim. Yani gene cimerlik olmak istemiyorum. Ama Kızılay'ın sitesine girip baktığımda bir baktım ulan özel şirket gibi. Ama şey var ya, hem bir yandan da dernek, yani yardım kuruluşu. Ya bana çok garip geldi ya. Ben bundan sonra kan bağışı ya da ne bileyim başka bir bağış yaparken iki defa üç defa düşünmeme sebep olacağını düşünüyorum ki şu anda tekrardan ters kelepçe olma ihtimali... Abi konuşamıyorum ya. Nasıl iş lan? Nasıl? Oh, kış da geldi. Bu arada ayı klanıyla oynuyorum. Ben ayı klanını çok seviyorum arkadaşlar bu oyunda. Diğer klanların hepsini de denedim. Yani bir yeni update ile çok güzel bir Lyon klanı geldi. Yani İngiliz kraliyetini de soktular oyuna. Hani onların North yani... Dur bir dakika, ben ne diyecektim ya? Bak gene siyasete girince kafam allak bullak oldu. Hayır! Ama duramıyorum ha. Siyaset konuşmadan duramıyorum ha. Ağzını durduramıyor musun ha? Arkadaşlar bu arada herkes diyordu ki yani istifa hiç olmadı. Yani böyle büyük bir felaket başımızdan geçti ve hiç kimse istifa etmedi. Ve ilk istifa geldi. Yani o da... Devlet Bahçeli'den geldi. Beşiktaş taraftarlığını bıraktı. Yani Beşiktaş'la artık hiçbir bağ olmadığını söyledi. Ve ilk istifayı gerçekleştirdi. Ve yani ben ayakta alkışladım. İnanılmaz bir şey. Bir de o yani... Ya şimdi ne desem ters kelepçe oluyor. Oslan bundan çıkıyorum. Ben niye bunları Doritos konuşmak istiyorum ya? Arkadaşlar yani... geçenlerde çiğ köfte söyledim ve bu Doritoslu geliyor. Ya ben de merak ediyordum yani bu tadı acaba nasıl? Bulgurlu çiğ köfteyle birleşince Doritos nasıl bir tada ulaşıyor diye. Benim hoşuma gitti. Ve ben bunu söylediğim için bazı arkadaşlarımdan linç yedim. Dedik ya nasıl sevebilirsin, iğrenç bir şey falan tarzında.
Ben de onları buradan bir şey söylemek istiyorum. Yani orada da söyledim onlarla yüz yüzeyken. Dedim ki benim damak tadım yok. Ve onlar da dedi ki o zaman tamam. Yani hemen kabullendiler. Yani benimle tartışacaklardı güzel olmadığına da. Ama damak tadım yok dediğim zaman hemen pes geçtiler. Yani pes ettiler. Yani bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada ben arada oyunu bırakıyorum böyle. Yani çünkü oyunda yavaş ilerliyorum. Ama bu önemli mi? Değil arkadaşlar. Önemli olan ne biliyor musunuz? Her şeye rağmen gökten alabilmek arkadaşlar. Her şeye rağmen gökten. Arkadaşlar birlikleri topladık. Bu kış atağa geçeceğiz. Bu kış aslanın kafasını küçükken ezecek. Ya ben kışın dalmayı tercih ettim ve takım arkadaşım da seve seve gelirim dedi. Takımımla beraber ilk saldırımıza geçeceğiz. Yani bu saldırı çok önemli. Ben buradan tüm askerlerime, vatan evlatlarıma başarılar diliyorum. Ayı klanı olarak onlara pençenizin gücünü gösterin aslanlarım. İşte böyle kaçarsınız ha. Vatanı böyle terk edersiniz ha şerefsizler. Tabii ki ünlü ayı klanının önünde diz çöker tövbe istersin. Çaba böyle korktular. Normalde ya yaşadığım yerde böyle. Mesela Türkiye olarak Rusya'ya adım atsak Ruslar da böyle kaçar. Avrupalılar da, Amerikalılar da. Yani bizim gücümüzü hiç kimse sınamasın. Yani bu oyunda bile görebiliyorsunuz. Yani ben oyuna girdiğimde karşı tarafta işte şey dediler. Nerelisiniz falan filan diye sorular sordular. Türk'üm dedi, hepsi nasıl korktu biliyor musunuz? Çünkü böyle bir ırkız biz. Yani güç gerçekten, yani güçlü olmak zor biraz da. Yani herkes sizden bir beklentisi oluyor. Yani şu anda gördüğünüz gibi. Yani inanılmaz bir yeteneğe sahibiz. Ya abi neden ya kendi ülkemi övmeden duramıyorum arkadaşlar. Kendi milletimi, kendi halkımı. Ya biz inanılmazız. Ve herkes biliyor bunu. Avrupalılar da biliyor, Amerikalılar da biliyor. Herkesin bizden bir korkusu var. Ya dünya süper gücü olacağız ama buna izin vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yalnız bir dakika. Bu tarafta ordu toparlanıyor. Yalnız bizim buraya dalmamız lazım ustam. Bu beklemez. Düşman uyumaz. Düşman uyumazsa biz de uyumayacağız. Saldırımızı yapacağız. Hadi as. Durun bir dakika lan. Niye bizim eleman da daldı? Şimdi geri çık. Ulan laga mı girdik? Hadi as. Abi durun bir dakika. Burada tek kişi mi var? Üç kişi mi var? Evet. Durun bir dakika. Şu anda sadece Hiro'ma bakıyorum. Benim için önemli olan... Abi bir kaybedemeyiz. Geri. Oha. Allah'ım, Avrupalılar geri geleceğiz. Geri geleceğiz. Türkler asla vazgeçmez. Vazgeçmez, geri geleceğiz. Evet arkadaşlar, ilk saldırımız başarısız oldu. Çünkü Eagle bizle değilmiş. Ya sövmüyorum Eagle'a. Yani beginner bir kullanıcı ya da oyuncu olabilir. Artık her şeyi düşünerek karşımdakinde bir insan olup onun kırılmaması için. Ama biz tekrar ordu kurarız aslanlar. Tekrar kurarız. Yani bir Türk'ü öldürürsün, 1000 Türk ayaklanır. Anladınız mı ha? Ha, şimdi geliyorum ustam. Şimdi bir... Ya azız ama hemen toparlanmadan bir vuruş daha yapacağım. Onlara Türk'ün gücünü göstereceğim ha. Hadi bakalım, bunları indiririz ya. Bu toparlanmalarına izin vermiyorsunuz arkadaşlar. Her yerden vuruyoruz. Ha Avrupalılar ha. Demek biz de dalga geçiyoruz. Tamam, dostum da arkadan vuruyor. Biz de önden vuracağız. İşte böyle. Hilal. Hilal taktiği. Hiç kimse karşımızda duramaz ha. Onlara Türkiye'min gücünü göstereceğim. O vatan hainlerine Türkiye'min gücünü göstereceğim ha. Siz reisi hafife mi alıyorsunuz ha? Daha ne yapsın o adam? Daha ne yapsın? Elinden gelen her şeyi yapıyor. Her şeyi. Ama siz FETÖ'cüler, teröristler, PKK'liler beğenmiyorsunuz.
Ama o sizlerle savaşmaya devam edecek. O sancağını düşürmeyecek. Siz teröristlerle, FETÖ'cülerle, PKK'lilerle mücadele edecek. Reisim, reisim, şanlı bayrağımız senin elinde, güvende. İşte ben de bu oyunu o yüzden oynuyorum. Yani şu anda Türkiye'min gazına da geldim. Yani şu arkayı bir öğülürüm Türkiye'm açsam. Yani bak Avrupa nasıl korkuyor. Diyor ki aha Türkler topraklarımıza geldi, işgal ediyorlar ya. Bizim dünya lideri olmamızı istemiyorlar. O yüzden Çin'dir, Amerika'dır, Avrupa'dır, hepsi dış güçler, hepsi bir bir plan yapıp ayağımızı kaydırmaya çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi kaymıyoruz. Reisimiz bizi her zaman ayakta tutuyor, ayakta. Yani buna inancınız tam olsun. Tam olsun. Bir gün onlar reisin tokatını şak diye suratında hissedecek arkadaşlar. Korkmayın. Korkmayın. Bakın şu an tam gaz ilerliyorum. Şu an tam gazdayım. Yani böyle elime bir tane Rambo bıçağı verseler 10 tane düşmanı bertaraf eder. Of. Yalnız oyunu aldık gibi lan. Oyunu aldık. Oyunu. Ben çayımdan bir yudum alacağım arkadaşlar. Oh be. Mikrofon arada ağzıma giriyor, arada çıkıyor. Bu da beni hoş... Neyse dur bir dakika, bunları dememem lazım. Çünkü bir Türkiye yakışmaz bunlar. Evet, gördüğünüz gibi... Gördüğünüz gibi Avrupa'yı dize getirdik ya. İlk mücadelede ayağımızı kaydırmışlardı ama onlar dış miraklarla birleşip... Yani tek başımıza biraz zor oldu. Yani zor oldu ama gene onları da yıktık. Yani biz... Yani bu oyun Nordkart çok güzel bir strateji oyunu ya. Yani diğer strateji oyunlarından ayrılıyor bir noktada. Ekonomisidir, mekanikleridir. Ve benim hoşuma gidiyor. Bu arada board game'i de çıktı. Ben board game'inde sadece tabletop'ta bir baktım. O da güzel yani. Hoş duruyor. Bir vakit bulunca oynayacağım onu da. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani hobilerimin peşinden koşmak istiyorum aslında arkadaşlar. Ama artık hobilerimin peşinden koşamayacak rahatledeyim. Mesela para biriktirmem. Eskiden para biriktirebiliyorduk. Yani bundan 4 sene, 5 sene önce. Artık onu da yapamıyorum. Yani ben şu anda paramı sosyalleşmeye harcıyorum. Sosyalleşme de bir şey satın alma değil. Yani bir yere gidip kahve içme. Arkadaşlarına muhabbet etme, dışarıda takılma. Artık param bunlara gidiyor. O yüzden birikim de olmuyor. Yani çünkü dışarıya çıkıp bir kafeye oturduğunda 250 lira 200 liradan aşağı hesap şeyi altı bir şey gelmiyor. Yani biraz daha acı olsan yani bir 400'e 500'e çıkacak gibisin. O yüzden artık bunları kafamı takmıyorum. Bakın bize yıldırım, bak Avrupa bize yıldırım attı memleket ama yıkılmadık. Neden? Çünkü yani bir Türk'ü yıkamazsınız. Yani bir Türkiye'mi yıkamazsınız arkadaşlar. Türk dedim burada, yanlış anlamayın arkadaşlar. Türkiye'm demek istedim. Yani Türkiye'm öyle bir yıldırıma düşmez. Biz bir ölürüz bin kalkarız. Bu böyle miydi lan? Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Yani yanlışlıklarım olabilir arkadaşlar. Çünkü gaza geldim savaşırken. Şu anda düşmanlarımız tek tek düşüyorlar. Şu anda sadece ayı klanı var karşımızda. Onu da bir devirelim. Bak bak bak, işçilerini şey yapıyor. Ufaktan toparlıyor savaşa. Yani tüm işçileri topluyor base'de. Çünkü base düşerse vatan da düşer. İşte budur be. Kesin aslanlarım, kesin. Avrupalılara ne kadar güçlü olduğumuzu gösterin. Korksunlar. Gece uyurken umarım bu Türkler bize gece saldırmaz desinler. O ama merak etme, biz gece saldırmayız. Biz onurlu şerefli bir milletiz. Biz yani savaş meydanında muharebeye çıkarız. Öyle arkadan bıçaklamaymış şeymiş. Onlar bizde yok. Anladın mı? Biz göz göze geliriz ve mücadelemizi veririz. Abi içimdeki içimde böyle bir karakter olduğunu bilmiyordum. Evet arkadaşlar, bu da böyleymiş. Yani kazandık. Oyunu da kazandık. Ve ben çok fazla muhabbet çeviremedim çünkü siyaset geliyor aklıma. O yüzden de kusura bakmayın. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ve günde iki defa yapmayı unutmayın. Ve Türkiye'mle gurur duyun, anladınız mı? Zafer bizde de zafer ulan, zafer!
seni melek sanmıştım, olmuşsun kahpe.